çalışma yapmaya başladılar. Önemli bir şey. Önemli bir adımdır. Mesela yapılmıyor. %90'ı insan diyorsunuz, verilmemiş. Ormanlarımıza baktığınız zaman sadece bakın Orman Genel Müdürlüğü çıkan yangınları söndürmekte uzmanlaşmıştır. Onun için de işte tartıştığımız helikopter mi, uçak mı, Türk Hava Yolları mı, işte başka bir şey mi falan gibi siyasi yönleri ağırlık konulu olan konular. Oysa tartışılması gereken şey yanılan, bakın o söndürmekle ilgili bir şey. Ormanlarımız acaba niye bu kadar kolay yanıyor? Veya ormanlarımız yanıyor, alev aldıklar, tutuştuktan sonra niye bu kadar çok enerji açığa çıkarak yanıyor? Bu konu tartışıldı mı bilmiyorum. Duyanlarınız oldu mu? Ben yani benden falan demek istemiyorum. Ama bu konuda biz araştırmalar yaptık. Başka araştırma yapanlar da var. TÜBİTAK destekli bütün bu söylediğim araştırmalarımın hepsi TÜBİTAK desteklidir. Orman içerisinde bu kadar kolaylıkla yanabilmesi, tutuşabilmesi ormanların işte 74-80 yerde birden çıktı diyorlardı. Manavgat'ta 5-6 değişik yerden çıktı diyorlardı. Sabotaj olma olasılığı da vardır ama olmama olasılığı da en az onun kadar yüksektir. Niye? Çünkü bu sistem içerisinde aynı anda çok değişik yerlerde veya bir anda çıkan yangının çok kısa sürede yani bizim fark edemeyeceğimiz kadar sürede 5-6 yerden birden de çıkması da söz konusudur. Tabii sabotaj veya terör eşliği olduğu bu zaten şimdi değil çok eski yangınlardan da biri biliniyor. Bunun tedbirleri zaten polisiye tedbirlerdir. Onların çok önceden istihbarat kurumlarıyla birlikte alınıyor olması gerekir. Bu bizim konumuzun dışındaki bir hikayedir diye düşünüyorum. Ormanlar içerisinde o kadar çok ince kuru yanıcı var ki neresinde olursa olsun yol kenarı bile. Bakın yarın mesela şimdi deniz giderken yol kenarlarına baksın. Orman içinden geçerken. Yol kenarlarında kahverengi ibreleri görürsünüz. Dökülmüş. Onların her birisi ufacık bir izmaritle eğer de biraz hafif de rüzgar varsa hemen tutuşur alev alır. Eğer bir de o orman içerisindeyle bağlantılıysa o alev çok rahatlıkla ormana girer. Ormanın içerisinde daha kalın yanıcılar vardır. Dallar işte şu parmağım gibi biraz daha kalındır, bilmem nedir derken oradan çıkan enerji çok daha fazla büyük olduğu için birdenbire koca baş edilemez bir yangına dönüşebilir. Ama bütün yangınlar bak, bütün yangınlar nerede olursa olsun Türkiye'de de, Kaliforniya'da da, Avustralya'da da bu ince yanıcı dediğimiz işte milimetrik çapı olan ibreler gibi işte o kuru yapraklar gibi çok ince dallar gibi 2 milimetre çapına kadar olanlara ince yanıcı deriz. Biz bunlardan başlar. Bunlara bir kıvılcım düştüğü zaman, bir ihmal deyin buna, bir terörist deyin, bir sabotaj deyin, bunlar hemen alev alırlar. Hele biraz rüzgar varsa bunlar hemen yayılmaya başlarlar. Çok hafif bir rüzgar, yani saatteki hızı 3-4 kilometre olsun. O bile bunları hemen şey yapar. Alev halinde hareket etmeye zorlar ve eğer yanlarında karışık bir yanıcı varsa işte daha kalın parmağım kalınlığında gibi bunlardan daha büyük enerjiler çıkarak daha büyük yanıcıları daha kalın yanıcıları yakmaya başlarlar. Enerji belli bir noktaya geldikten sonra da yeşil ağaçlar bile yani canlı ağaçlar bile yanmaya başlar. Bizim gördüğümüzün hepsi de zaten o yanan yeşil ağaçlardır. Görüyor musunuz? Ufacık ibrelerden başlıyor. Bizim yaptığımız TÜBİTAK destekli bir araştırmada bu ince yanıcıları, tabii kalın yanıcılar da vardı bunun içerisinde. Biz yaptığımızda hepsini birden yaptık. Ama ince yanıcıyı ortadan kaldırdığınız andan itibaren kalın yanıcıların yanması mümkün değildir. Mangal yapanların hepsi bunu çok iyi bilirler. Kömürleri koyarsınız işte çapı 5 santimdir. Onların yanına kalın odunlar koyun yanmazlar. Ne yaparsınız? Ya gazete kağıdı, ona bakın gazete kağıdını da buruşturarak, yüzey hacim ilişkisini değiştirerek veya işte bu kuru dallar, kuru yapraklar, ince şeyler koyarak tutuşturursunuz. Oradan çıkan enerji sizin diğer daha kalınları daha sonra da kömürlerinizi yakar. Değil mi? Aynı şekildedir. O ince yanıcı olmadan mangalınızı nasıl yakamıyorsanız ormanı da yakamazsınız. Bu kadar basit. Bakın orman yangınlarıyla mücadele etmek bu kadar basit. Bir,
insanları eğiteceksiniz. Çünkü o tutuşturucu kıvılcımın çıktığı kaynağı insan. Ama sigara izmariti, ama dikkatsizlik, ama terör, ama kasit, ne olursa olsun. Ama o ince yanıcı yoksa orada çıkması zordur. Oradaki kalın yanıcıları tutuşturmak zordur gibi. O ve yanıcı yönetimi. Özellikle de ince yanıcı yönetimi. Bizim yaptığımız bunu kış aylarında önlemlerinde tedbir alarak biz yangın kullandık ama siz bunları toplayıp bunlardan öğütüp presleyerek adına pellet veya briket dediğimiz yenilenebilir enerji kaynakları da elde edebilirsiniz. Bu da en az doğal gaz kadar düşük emisyonlu bir yanıcıdır. Bakın enerji, o köylülerin okul, o köydeki okulların enerjilerini, ısıtma enerjilerini de buradan kapat edebilirsiniz. Bir taraftan orman yangınmasını önlüyorsunuz, bir taraftan da enerji kaynağı sağlıyorsunuz gibi bir şey. Bu kadar basit. Buradan bağlantı olarak Manavgat'ta bu kadar şiddetli orman yangınlarının ortaya çıkmasının temel nedeni işte ormanlarımızda bu tür önleyici tedbirlerin alınmamış olmasıdır. Her taraf, bakın bir daha ormana yakın bir yerden içinden geçerken karayollarından etraflara bakın. O kahverengi ibreleri göreceksinizdir yol kenarlarında veya karayollarının kenarlarında bu sene Haziran ayında kurumuş olan yani tek yıllık bitkileri, kuru otları göreceksiniz. Bunları ortadan kaldırmadığınız sürece ki onları kaldırmak çok zor, çok kolay. Bunlar kuru Mayıs ayında, Haziran ayında kururlar. Bunları ellerinizde çok basit tekniklerle ortadan kaldırabilirsiniz. O zaman yol kenarlarından atılacak en ufak bir izmarit bu yangınların çıkmasını engeller gibi. Yani en basit şekliyle orman yangınlarıyla mücadele etmek budur. Şimdi gelelim kritik soruya. Ya bu kadar uçak, helikopter sabahtan akşama kadar bu yangınların üzerine su atıyor ama hala yangınlar sönmüyor. Neden? Çünkü bakın ormanlarımız o kadar çok yanıcı yüküyle dolu ki. Bu Manavgat'ta televizyonlarda gördüğünüz veya işte şeyde çökertme falan gösteriliyordu bugün. Marmaris'te otelleri falan tehdit eden yangınlarda neydi biliyor musunuz bakın temel neden? O kadar çok yanıcı var ki, o yanıcılar o kadar büyük enerji açığa çıkarıyor ki ormanın içerisinde neredeyse taşlar bile yanacak duruma geliyor. Bir saatte açığa çıkan enerji için size bir ölçek vereyim. Üç aşağı beş yukarı yanılma payı da vardır bunda. Hiroşima'ya atılan atom bombasının ki 13 kilotonluk bir atom bombasıdır. Beşte birine eş değer enerji çıkıyor her saat başı, her bir saatlik süre içerisinde. Şimdi siz bunun üzerine 20 ton su döken uçak atıyorsunuz. Zaten yere düşmeden yani o yangın tekrar eski haline döner. Çünkü bunu belli bir yükseklikten atıyorsunuz. İster helikopterle, uçakla biraz daha yüksekten atıyorsunuz. Başarılı olmamasının nedeni budur. Uçak ve helikopter gereksizdir demek istemiyorum. Öyle bir şey anlaşılmasın. Uçak ve helikopter orman yangınları ilk çıktığı andan oraya ilk yangın müdahale ekiplerini göndermek için ve yangın henüz düşük enerjili iken söndürmek için çok önemli işlevler görürler. Ama yangın üç boyutlu dediğimiz kendi kendini yönetebilir hale geldikten sonra yani açığa çıkan enerji belli bir seviyenin üzerine çıktıktan sonra oradan atılacak helikopterle atacak 3 tonluk su bu işi çözmez. Biraz geç kalırsanız işte Manavgat'ta olduğu gibi ondan sonra o yangın o boyutlara varır ki işte saatte Hiroşima atom bombasının beşte birine ulaşır. Onun üzerine bakın alev üzerine atılan hiçbir su hiçbir işe yaramaz. Çok net olarak gördük. Hala da görüyoruz. Ha uçak ne olur? Bakın uçağın iki veya helikopterin iki önemli bir yani ilk müdahalenin dışında İki önemli kullanım yeri daha var. Bunlardan bir tanesi evler, kıymetli alanlar. Öyle bir yer vardır ki belli bir boğaz falandır. Yangın orayı geçip arka tarafa giderse binlerce hektarı veya büyük bir kenti falan şey yapacaktır. Bakın o zaman oraya alevin üzerine, alevin dışına falan yüklenirsiniz. Bomba yani su bombardımanına tutarsınız. Alev falan fark etmeden. İkincisi ev.
hastane, bilmem ne, önemli yer, can ve malın olduğu yerler. Bunların üzerine helikopterle ve uçaklarla su atabilirsiniz. Onun dışında helikopterin ve şeyin, uçağın en önemli kullanılacağı yer, bakın, ateşin üzerine veya ateş olmayan yere atarsınız burada. Esas helikopter ve şeyin kullanılması gereken şey ateşin üzerine atmak değil. Orman mühendisi olarak siz yangının ilerleme yönünü bilirsiniz. Yeteri genişlikte bir emniyet şeridinin, yani yanıcılardan temizlenmiş geniş bir alanın açılmasını hesap edersiniz. Ne kadar zamanla açarsınız? Bütün bu hesaplar sonucunda orayı açarsınız. Oranın yangının geldiği, yangın buradan geliyorsa siz bu tarafta kalan kısmını, yangının geldiği yön tarafında kalan kısmını, bakın, sularla ya toprağı da, toprağın yangın gelen tarafındaki kısmını da, bitkileri de ıslatırsınız. Bu ne için olur? O işte sizin emniyet şeridinizi, yangının öbür tarafa geçmesini engelleyen engeli güçlendirmek için, desteklemek içindir. Ateşin üzerine, bu şiddetteki ateşin üzerine miktarı ne olursa olsun, yani şiddetle bağlantılıdır bunlar, yani uzmanların biliyor olması gerekir. Yani boşuna para harcamak, boşuna kamuoyuna şov yapmaktan başka bir anlama gelmez. Şimdi yani orman yangınlarıyla ilgili kısaca da onu söyleyeyim. Yani niye mücadele ediyor, ne yapılıyor falan. Bakın, bunların hepsi yazılmıştır, çizilmiştir, biliniyordur. Ama bizim ülkemizde tıpkı her şeyde olduğu gibi uzman görüşleridir. Bunları bir araya getirerek, bunları daha ileri seviyelere götürüp Türkiye koşullarına daha uygun hale getirmek gibi çalışmalar yapılmadı. İşe daha çok siyaset veya liyakat üstü, o da siyasetin bir tarafıdır, konular üzerinden bakıldığı için yaşıyoruz sorunların çoğunu. Yoksa yani yeteri kadar entelektüel bilgimiz var. Bir önemli nokta da bu helikopterle ilgili olarak, senelerden beri kamuoyunun da baskısı, burada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bana göre önemli bir görev düşer. Kamuoyu olarak biz şeyin, helikopter ve uçak kullanımının tanımını iyi yapmalıyız. Neden? Çünkü Türkiye aşağı yukarı 20 seneden beri her en ufağından en büyüğüne kadar bütün yangınlara helikopterle gidip helikopterle söndürmek gibi bir alışkanlık edindi. Bu bizim kara ekiplerimizin beceri kaybetmesine, performans düşüklüğüne de neden oldu. Bunun için de işte bu yangınlar bu kadar büyük alanlarda etkili olabiliyorlar. O zaman da bizim, bakın, kamuoyunun baskısıyla, tabii bunlar lobiler falan da var. Bunlar çünkü büyük paralarla yapılan işler. Orada işte sivil toplum örgütleri, hayır efendim, helikopter ve şey önemli araçlardır. Ama bunlardan daha önce yapılması gereken şeyler vardır. İşte yanıcı yönetimi diye, insanların eğitimi falan gibi bir şeyler. Kalıcı olsun diye bir örnek vereyim. Bir Ferrari'niz var ama etrafınızdaki bütün yollar stabilize. Saatte en fazla kaç kilometreyle gidebilirsiniz? Ferrari 250 kilometre gidiyor. Hadi gidin bakalım. Şimdi uçak, helikopter tamam etkindir. Ama uçak ve helikopterin etkin kullanabilmesi, yani saatte 250 kilometre hız yapabilmesi için altyapısının ona göre olması lazım. Şimdi siz yanıcı şeyi yapmamışsınız, insanları iyi eğitmemişsiniz, kara ekiplerinizle uyumlu bir çalışma yok, her şeyi helikopterle söndüreceğim diyorsunuz. O zaman da işte stabilize yolda Ferrari sürmek gibi bir şey de karşı karşıya kalıyoruz gibi. Benim söyleyeceğim daha çok şey var. Galiba bir saati tamamladık veya bir saate yakın bir zaman oldu. Sorusu olanlar varsa onlar üzerine başka değişik konulara da değinebiliriz diye düşünüyorum. Hocam, ben bir soru sorayım o zaman. Ben başlayayım. Buyurun. Şimdi bu yangından dolayı bunların orman alanı sınırı dışına çıkılması ve burada yapılaşmaya meydan verecek, yani 2B maddesine sokulacak gibi bir durum olabilir mi burada şimdi bu yangınlardan sonra? Hangi, bu ya orman içindeki yanıcılarla ilgili olarak mı? Yok, hayır, şimdi yanıyor, evet. Ondan sonra orman basmını kaybetti diyor. Orman alanı sınırı dışına çıkıyor, yapılaşmaya açıyorlar. Ha, şimdi o konuda bakın yasal düzenlemeler var. Öyle bir rivayet var. Bir iki tane kötü örnek var.
Ama onlar da iyi incelendiği zaman şöyle, bu anayasal hükmüdür. Bu anayasa hükmünün uygulanmasını, yani başımızdaki iktidar ne kadar takıyor takmıyor önemli değil. Ama toplum baskı yaptığı sürece Erdoğan da olsa bakın karşımızda duramaz. Toplum birlikte bunu istediği zaman anayasa tıkır tıkır uygulanır. Biz bu işleri ciddiye almadığımız için çoğunluk, suskun çoğunluk öyle oluyor. Anayasa. Bakın böyle bir söylem var. İşte yakıyorlar buradan rant elde edecek, otel yapılacak falan diye. Bunların büyük bölümü şey. Yani pek fazla bir örnek veremiyoruz bilim adamı olarak. Bunların şey yok. Ha şöyle, bakın bunu çok söyledik yazdık. Şimdi öyle bir şeyler var. Yanan alanların hepsi sivil toplum örgütleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de toplu bir araya gelecekler. Burası bizim gözetimizdedir. Sınırları belli zaten. Hava fotoğrafları var. Bunun Google'dan çok rahatlıkla herkes elde edebilir. Onun sahibiyiz. Buraya bir otel yapılırsa dünya, yani Türkiye'yi ayağa kaldıracağız değil. Yani en yapılacak bana göre şey, sivil toplum yönetimi denetlemek zorunda. Şimdi meclis de ortadan kalktı falan deniliyor ama bakın sivil toplum bu görevi de üstlenebilir. Yani o konuda işte sivil toplumlara düşen çok önemli şeyler var diye düşünüyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği bir araya gelip veya diğerleri bu konuda şey yapmamız lazım. Ama öyle bir söylem var ama pratikte dendiği gibi değil. Biraz şehir efsanesi gibi görünüyor. Bir iki tane öyle örnek gösterilse bile. 28 Haziran'da çıkan bir kanun var. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Bu alanların düzenlenmesi. Öyle bir şey duydum. Bakanlığı bırakmış. Efendim? 28 Haziran'da bir kanun çıkmış. Bu alanların düzenlenmesi, yapılaşma ruhsatının verilmesini Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na vermişler. Evet, onu Turizm Bakanı geçenlerde bir yerde söyledi. Ama sonradan bakın kendisi dün mü evvelsi gün mü tam tersi bir açıklama yaptı. Şöyle, kamuoyundan ne kadar bir baskı gelirse bu tür şeylerde, kamuoyu ne kadar bu konularda ağırlığını ortaya koyarsa geri adım atmak zorundalar. Geri adım attırma zorunda kalmalarını sağlamalıyız. Yani burada bir yerde top. Çünkü yani bir cumhurbaşkanımız bir kararnameyle istediğini yapabiliyor. Yani öyle bir düzenimiz var. Bugün için. Bir de Kızılçam ormanlarında yeteri kadar çimden olmadığı takdir dikim yapılabilir mi ayrıyetten Kızılçam ormanında? Yeteri kadar tohum olmadığı zaman. Yeteri kadar çimlenme olmadığı zaman. Yangından sonra. Beklemeden de biraz önce söylerken çimlenmeyi beklemeden de. Şimdi bakın burada ilginç bir taraf var. Bu yangınlar ki aşağı yukarı bakın sadece Antalya'da 40 bin hektardan fazla çıkacaktır bu yangın. Ve bu yangınlar da şiddetli. Ben uzaktan baktığım zaman görürsünüz. Siz de görürsünüz. Eğer bir yangın alanı siyahsa korkmayın. Ama beyazsa çok şiddetli bir yangın olmuştur. Oradaki tohumlar varsa bile zaten çimlenme özelliklerini kaybetmiş olabilirler. Bakın bu kızılçamların işte şöyle bir tarafı var. Ben bunların denemelerini de yaptım. O incecik kabuğu diyorsunuz değil mi? Öyle bir yalıtıcı özelliği var ki ben bunları çıplak tohum olarak 150 derecede 10 dakika ısıttım. Ki bu çok uzun bir süredir 10 dakika. %10 çimlenme gösteriyor. Yani bu yangında bu yüksek sıcaklıklar çok kısa süre geçer. Dakikayı bile bulmaz yani saniye olarak geçer. Kozalak içindekiler zaten çok daha yüksek sıcaklıklara dayanabilirler. Şimdi o beyaz olarak yanmış yerlere işte o uzmanlar gidip bakacaklar. Ha burada çimlenme olmayabilir. Şimdiden çimlenme mevsimi gel yani sonbahar rüzgarları düşmeye başlamadan oralara uygun tohum takviyelerini yapmış olmaları lazım. Onu söylemeye çalışmıştım biraz önceki şeyde. Bir yıl sonra da çimlenme olmayan yerlere yine çimlenme ile de rehabilite etme şansımız vardır. Gürol Beyciğim el kaldıranlar var. Şimdi Dalia Hanım ben telefondan girdiğim için tamam. Herkesi göremiyorum. Siz tamam. Yardımcı olur musunuz? Tamam tabii seve seve. Tuncay Hocam, Ayşe Hocam el kaldıranlara söz vermek istiyorum izninizle. Olur mu? Ümran Ateş önce söz alıyor. Ümran Hanım sizin hemen mikrofonunuzu açalım.
Ümran Hanım açabiliyor musunuz mikrofonunuzu? Evet, yani, şimdi açtım. Ha, buyurun, buyurun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ümran Hanım. Teşekkür ediyoruz. Çok bilgilendim, çok teşekkür ederim. Ben Antalya'daydım, bugün İzmir'e döndüm. Yangın dolayısıyla tabii halkın acısını hissetmemek mümkün değil. Çünkü orada yaşamını devam ettiren köylüler var. Ve de Manavgat'a falan sıçraması, tabii ki de siz yangın içindesiniz, daha iyi biliyorsunuz. Trafoların patlaması bir kere bana çok ilginç geldi. Hani bu elektrik fazla mı yükleniyor, neden oluyor onu bilmiyorum. Bunu biliyorsanız sizden öğrenmek isterim. Ben de az önce sizin söylediğiniz gibi orman içi temizlik yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayında mı en uygundur? Biz de bunu bulunduğumuz yerdeki belediyelere önerelim. Çünkü bizde de çok fazla, İzmir'de de kızılçam var. Biz buralarda ne yapabiliriz? Kendi ormanlarımızı korumak için ne yapabiliriz? Önerileriniz nelerdir? Bunları öğrenmek istiyorum. Bir de organize olmak çok önemli sanırım yangın sırasında. Çok fazla yardım konvoyu vardı. Ve trafikte sıkışmalar falan da oldu orada. Sıcaklık da arttırdı tabii oradaki yangın diye düşünüyorum. Yani önerilerinizi almak isterim. Tamam, peki. Şimdi şöyle, trafoların patlaması eğer yangın alanı içerisinde kalmışsa o yangın zaten trafoyu yakar, patlatır da falan. Ama Antalya'da söylendiği kadarıyla şimdi bu yaz aylarında kentin belli yerlerinde de elektrik kesintileri oluyor. O kadar çok yüklenme var ki klima çalıştırmak için trafolar patlama zorunda kalıyorlar. Öyle olabilir. Bu benim pek bilebileceğim bir şey değil. İkincisi, organizasyon konusu gerçekten Orman Genel Müdürlüğü, bakın çok eski genel müdürlüklerden bir tanesidir. 1994 daha öncesinde de gittiklerimde de aynı şekilde, ama o rapora falan da yazmıştık. O kadar büyük organizasyonsuzluklar var ki kimin neyi niçin nasıl yaptığı belli değil. Amasya'dan Çanakkale'ye gelip hiçbir şey yapmadan tekrar Amasya'ya dönen yangın ekipleri vardı. 5 gün Çanakkale'de kalmışlar, hiçbir şey yapmadan geri dönmüşler. Yani bir yangında 160 tane damperli kamyon nasıl kullanılır? Bunu mühendislikle açıklamak hiç mümkün değil. Şimdi orada bir siyasi partinin milletvekilinin birisi elinde kamera, arkasında insanlarla şey yapabiliyor. Halbuki bakın, aynen bir cinayet şeyinde olduğu gibi. Hemen buraları kontrol altına alacak, kim nereye niçin girecek, hepsinin tanımlanıyor olması lazım. Düzenin olmadığı yerde başarının olması, düzgün bir organizasyonun olmadığı yerde etkin bir mücadelenin, yani yönetimin olması mümkün değildir. Bu bizim eskiden beri en zayıf yerimizdir. İşte bakın, belediye başkanlarıyla siyasetçiler bile tartışıyorlar kendi aralarında. Yani bunlar bile halledilebilmiş değil. İkincisi, bakın İzmir'de siz şunu yapabilirsiniz. Orman Genel Müdürlüğü, işte orman yangını gönüllüleri falan dedi. Kesinlikle yanlış bir şey. Eğer düşündükleri öyleyse, gönüllülerle gidip yangınlarla mücadele etmek, o önü gönüllülerin hepsinin hayatını tehlikeye atmak olabilir. Gönüllüler ne yapabilir? Lojistik hizmetleri yapabilir. Biraz önce söylediğim gibi size belirli yerler verir. İzmirliler olarak talep edin bunu İzmir Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden. ÇYD olarak bakın, bütün bu ormanlık alanlardaki ÇYD'ler, biz ormanlarda ince yanıcı temizliği yapacağız. Özellikle bakın, duyarlı yerlerde yol kenarlarından 15-20 metre içeriye onları elinizde bir yerlerle toplarsınız, getirir, yarsınız belediyede veya orman gelip alır götürebilir. Kabul etmeyebilirler. İsrarla talep edip, yani bir taraftan Bodrum'dan, bir taraftan İzmir'den, bir taraftan Manavgat'tan, bir taraftan oradan, yani böyle yerlerden talepler gelince bunların hepsine cevap vermek, uyum sağlamak zorunda kalırlar. Orman içerisinde sivil toplum örgütlerinin yapabileceği çok şey var. Benim konuşmalarımın çoğunda söylediğim şey şu: Orman Genel Müdürlüğü senelerden beri hiç vakit geçirmeden bütün sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek onların desteğini sağlamalı. %90'ı insan kaynaklı olan bir yangınla, bir olayla mücadele etmenin bundan başka yolu yok. Ama maalesef Orman Genel Müdürlüğü çok içine kapanık bir genel müdürlüktür.
Yani ya bana bile bir şey danışmıyor. Yani orman mühendisi olmam, bu konuda bir sürü araştırma yapmış olmam, dernek başkanı olmama rağmen yapmıyor. Ama bakın toplum bunları istediği sürece, ki bu yangın bunun başlangıcı olur, bu taleplerimizle gittiğimiz sürece bu zorla da olsa onlara kabul ettirilmiş bir uygun uygulama olur. Başka yanıtlayamadığım sorunuz var mıydı? Hocam, Azerbaycan'dan askerler gelmiş. Niye bizim silahlı kuvvetlerinden yardım istemiyorlar? Yani şöyle, biz de Azerbaycan'a gönderdik. Bunlar biraz politiktir. Ülkeler arasında dayanışmayı geliştirmeyle ilgili olan bir şeydir. Bir zamanlar biliyorsunuz askerler yangına giderlerdi. Ben de onlarla beraber yangınlara gittim. Ama hiçbir eğitim almamış bir askeri oraya götürmek, ya başındaki tabur komutanının veya bölük komutanının veya manga komutanı derdi, adamlarının başına bir şey gelmesin. 10 kişiyle gelmiş, 10 kişiyle gitmek istiyor tabii haklı olarak. Hiçbir eğitim almamış, faydadan çok zarar getiriyorlardı. Ama askeriyenin elinde eğitilmiş, komando eğitimi almış şeyler var. Bunlara belli, yani uzun şey de değil, belli ormancılık yangın teknikleri konusunda eğitimler verilir ve bunlardan çok etkin şekilde yararlanılabilir. Özellikle böyle özel durumlarda. Ama o dediğim gibi Yunanistan gönderir falan, bunlar ülkeler arasındaki işte dostluk paylaşımı falan geçirir. Yani biraz semboliktir bunlar. Peki. Dürol Bey, ben bir kişi, Ümran Hanım sanıyorum yanıtlarınızı aldınız. Teşekkürler. Bir şey daha soracaktım ama özür dileyerek. Şimdi buz tenekeleri, buz şişeleri falan çok kullanıldı sanırım Manavgat yangınında da. Benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Orman içerisinde, orman müdürlüğüne ait yangın söndürme teçhizatı içerisinde de böyle buz küpleri, buz depoları olsa iyi olur muydu acaba diye düşündüm. Yani hani böyle bir yangın durumunda ortaya çıkarılabilecek depolarda buzlar olsa, acaba yangın söndürmede daha etkili kullanılabilir mi bunlar? Bu konuda bir öneri sunabilir miyiz acaba? Burada şey, suyun soğukluk derecesi o kadar önemli değil. Su zaten yeteri soğukluktadır. Buz olması öyle pek fazla bir şey yapmaz. O suyu soğutmak için, buz haline getirmek için harcadığınız enerjiyi başka alanlara verseniz çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Gibi. Yani o su ihtiyacı, orada evleri yanan köylülerin buzdolapları falan yanmış. Bu sıcak günlerde de soğuk su içsinler diyedir. Belki sizin aklınızda öyle kalmışlardır. Çünkü termos falan talebi çok fazla. Soğuk su talebi çok fazla. Bu sıcak havada, yani havanın 45 derece olduğu bir yerde buz gibi su getirseniz bile 10 dakika sonra musluk suyu gibi, ateş gibi olabiliyor. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben Fatma Hanım'a söz vermek istiyorum. Fatma Hanım, açabiliyorsunuz. Buyurun. Sizin sorunuzu alalım. Sesinizi açarsanız Fatma Hanım, sesinizi açacaksınız. Bir dakika, siz dokunmayın, ben açıyorum Fatma Hanım. Buyurun, buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum Tuncay Hocam. Çok güzel açıkladı. Ben de bir orman işletmesi emeklisi, bir babanın çocuğu olarak bütün 20 yaşına kadar orman işletmesinin içinde büyüdüm. Artvinliyim. Ben orman yangınları konusunda özellikle bizim önerilerimizin, önereceğim şeyin yakınını Tuncay Hocam söyledi. Biz şubeler olarak yangın bölgesi olsun olmasın, makilik, orman, her türlü şeyde temizlik yapmak için baskı oluşturma konusunda katılıyorum kendisine. Kamuoyu oluşturma konusunda. Fakat sivil toplum kuruluşlarından Tema Vakfı ile ortaklaşa çalışabilir miyiz acaba diye önermek istiyorum. Biz Kuşadası'nda mesela Tema Vakfı ile çok ortaklaşa çalışmalar yapabiliyoruz. Çevre konusunda onlar da çok duyarlı. Gezi kulüpleriyle ortaklaşa çalışmalar yapabiliyoruz. Hem gezip hem orman temizliği yapabiliyoruz. Bu konuda çocuklarımızı eğitme konusunda genel merkezimizin yapacağı bir eğitim planı çerçevesine veya eş zamanlı şubeler olarak hep beraber bir program yapabiliriz. Veya onlara eğitme açısından Tuncay Hocam bize ne önerebilir?
Bir de ben Tuncay Hocam'a şunu sormak istiyorum. O Marmaris'te ve Manavgat'ta olan arayollardaki orman içinden dozerlerin açtığı yangını diğer tarafa aktarmaması için o yollar az mıydı? Acaba çok çabuk, çok hızlı yayıldı çünkü. O yollar daha fazla olsa arayollar, o zaman geçme yangının atlama şansı daha mı az olur acaba? Tamam. Şöyle, dediğiniz doğrudur. İster Artvin olsun, ister Ege bölgesi olsun veya Akdeniz olsun. Artvin'de de ormanlık alanlarda yapılacak işler var. Yangın dışı işler de var. Orman yangın işinde yanıcı yönetimi veya işte Orman Genel Müdürlüğü ne duyuyorsa bu konularda dediğim gibi sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmanın mecburiyetini hissetmelidir. Bunu tabii sivil toplum örgütleri de Orman Genel Müdürlüğü'nden talep etmelidir. Yani işin hızlanması anlamında bu böyledir. Tema Vakfı güvenilen bir vakıf olduğu için, etkin bir vakıf olduğu için de onun patronajında bu işi yapmak çok daha etkili olabilir gibi. Rahmetli Karaca benim iyi arkadaşımdı. Nihat Gökyiğit iyi arkadaşımdır. Onlarla orman arasında bir takım sürtüşmeler vardı. Belki onunla ilgili olarak, ama şimdi yeni yönetim böyle bir projeyle giderse, ki bana göre gitmesi gerekir, iyi bir çalışma olur. Yani bu ortak çalışmalar içerisinde. Bir şey daha söyleyeyim burada önemli olarak. Bakın, bizim Orman Bakanlığı'nın bütün stratejisi, önemli stratejilerinden birisi, nasıl yapayım, nasıl edeyim de insanların ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini minimize, yani en aza indireyim düşüncesinde. Onun için de bir sürü yasak koyuyor. Efendim, yangın mevsimi geldi, ormana girmeyin, işte efendim anız yakmayın falan gibi. Oysa Orman Bakanlığı'nın temel görevinin ya ormanların insanlar üzerindeki olumlu etkilerini nasıl en üst seviyeye çıkarabilirim olması lazım. Bu da şunu gerektirir. Mümkün olduğu kadar insanları ormanın içine davet edeyim. Ormanlarda işte yeteri kadar piknik alanları açayım. Bunlara yeteri kadar yürüyüş alanları açayım. Bunlara yeteri kadar orman terapisi imkanları vereyim. Gitsinler ağaçlara sarılsınlar, orman banyosu yapsınlar. Yani ormanları sevebilecek bütün ortamı hazırlasınlar. Yok, yapmıyor böyle bir şey. Bunu biz talep etmeliyiz bakın. Bize yürüyüş yolu verin. Bize işte terapi ormanı ayarlayın. Gideceğim ben orman içerisinde banyo, yani banyo derken orman terapisi diye ayrı bir konu var. Ruh sağlığımız için, beden sağlığımız için son derece önemli. Bunlar dünya pratikleridir. Biz dernek olarak 5 seneden beri yapıyoruz. Yaygınlaştırmamız gerekiyor. Orman Bakanlığı'nın görevi insanlarla orman arasındaki ilişkiyi kavgaya değil, işte HES'e karşı çıkalım. Bakın, ormanlarla insanlar arasındaki ilişkiyi sevgiye yöneltmek zorunda olmalı. Bu talebin de bizden gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Pardon, ben bir şey daha sormak istiyorum. Sizin derneğiniz, ben herhalde o şeyi kaçırdım. Hangi dernekti? Türkiye Ormancılar Derneği. Ben Batı Akdeniz Şubesi'nin başkanıyım ama Türkiye'nin ilk sivil toplum örgütüdür. Kuruluşu 1924, kamu menfaatine yarayışlı dernektir. Ne zamandan beri? 1951'den beri. Bravo. Çok güzel işte. O zaman hep beraber komplike, temasiz, biz hep beraber bir kamuoyu baskı oluşturma konusunda destek olabilirsiniz. Hep beraber tabii, yapabiliriz. Tabii. Bir de benim bir sorum daha vardı o arayollarla ilgili. Evet. Pardon, unuttum. Şöyle. O yollar var, yangın emniyet yolları diyoruz biz. Ama bakın, onlar zaten o darlıkta pek bir işe yaramaz. Benim yaptığım çalışmalarda onların kenarlarına servi ağaçlarının yapılması lazım. İşte 2 sıralı, 3 sıralı falan. Onları yapmıyorlar, bakın kullanmıyorlar. Çünkü helikopter ve uçakla söndüreceğiz diyorlar yangınları. İşte biraz önce anlattım. O yangın emniyet şeritliği dediğimiz toprak seviyesine kadar açılmış olan yerleri, bazılarını işte belli mesafedekilerini genişletip onları suyla ıslatarak daha yangının öbür tarafa geçmesini engel. Bu hiç uygulanan bir şey değil. Hatta bunların bazılarında ters yöne, yangının geldiği yöne doğru giden ateşle başlatarak bunu çok daha hızlı da yapabilirsiniz. Karşı ateş denilen teknik de budur.
Amerika'sında, evet. Avustralya'sında bunlar evet. uygulanıyor. Pek yaygın değil. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sırada Gökhan Acar var. Sevgili Gökhan, açıyorum. Açtım. Gökhan. Merhaba. Kamera açamayacağım. Kusura bakmayın. Tamam. Öncelikle hocam güzel anlattığınız için çok teşekkür ederim size. Umut dolduk. Ben ve eşim şu anda sizi gerçekten umut dolu dinliyoruz. Biz de mühendisiz. Ben bilgisayar mühendisiyim, eşim harita mühendisi. Mühendislik konusundaki yaklaşımınız da aynı şekilde tekrardan bize umut verdi. İnsan bildiği şeyden korkmuyor, bilmediği şeyden daha çok korkuyor ve endişeleniyor ve kaygı duyuyor. Benim 3 tane sorum olacak. Biz burada genç arkadaşlarla bir projede üretebilir miyiz diye bir kendi aramızda da çalışıyoruz. Ama ondan önce şunu merak ediyorum. Hani dünyada büyük hektarlı ormanlar var demiştiniz. Buralarda yangın tespitinde nasıl altyapılar kullanıyor? Nasıl sistemler kullanılıyor? Bir bunu merak ediyorum. İkincisi bunların ormanların bakımı ve bu yangınların önlenmesiyle ilgili uluslararası bildiğiniz fonlar var mı? Bunları merak ediyorum. Üçüncüsü de sorularımı hızlı soruyorum da çünkü araya girmeyeyim tekrar. Üçüncüsü de gençler bir proje yapmak istese, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin, işte bizim çağdaş gençliğimiz var, üniversite öğrencilerimiz. Bunlar bir proje yapmak isteseler, bir eğitim ve eylem planı gerçekleştirmek isteseler, neler yapabilirler bu üniversite öğrencileri? Bunları soracaktım. Çok teşekkür ederim. Şimdi. İnşallah bütün sorularınızı aklında tutabiliriz. Şöyle sıralayayım o zaman. Dünyada yangın tespitinde yani, neler yapılıyor? Yani Kanada şey gibi, Amerika gibi, Avustralya gibi büyük ormanlar var. Onların yapıları gereği, işte Sibirya görüyoruz, dünyanın en büyük ormanları. Kesintisiz milyonlarca hektarlık şeyler. Şeyde Kaliforniya'da bunlar ormanlar da var, böyle çok geniş alanlar, makilik alanlar da var. Bizdeki makilik alanlarla gibi. Makilik alanlarla Kızılçam arasında çok yakın benzerlikler vardır. Makilik alanlar şeydir, ibreli ağaçlardır. Diğeri çok yapraklı ağaçlardır, öyle diyelim. Yani birisi sadece tohumla, Kızılçam sadece tohumla gençleşirken onlar hem tohumla hem de sürgün vererek gençleşirler. Yani daha sık yanmaya dayanıklıdırlar. Kapı şeyler. Hele şey yanıyorsa, makilik alanlar yanıyorsa, bunlarda yani zaten sık yanar bunlar Kızılçam ormanlarına veya genelde çam ormanlarına göre. Yandıktan sonra bunlar kendilerini çok süratle sürgün verdikleri için zaten bakın yangından sonra Manavgat'ta yani Ağustos ayının ortalarında gidin bazı şeyler, bu yangına direnen ağaçlar, ağaç türler hemen yangından sonra yani 15 gün sonra sürgün vermeye başlarlar. Kızılçam değil. Kızılçam sırt tohumlu olur. Gidersiniz orada belli yerlerde yemyeşil olarak görürsünüz. Ama bakın o alana gidin. Şimdi simsiyahtır. Nisan ayında oraya gidin, işte onun için diyorum öyle bir platform yapılsın. Rengarenk çiçeklerle dolu, biyolojik çeşitliliğin çok derece zengin olduğu bir alanda görme olasılığınız çok yüksektir. Ben de şeyin Taşağlı'daki bunun çok güzel örnekleri var. Fotoğrafları bilmem neleri falan var. Yani çok şaşırtıcıdır. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. 1984 yılıydı galiba. Yellowstone Parkı'nda bir yangın çıktı. Aşağı yukarı 1 milyon hektarlık falan bir alan yandı. Doğal bir şeyden, yıldırımdan çıktığı için de yangın ekologları bıraktılar. Çok eleştiri aldılar. O dönem yangın ekologları bize bir sene verin dediler, benim söylediğim laf gibi. Bir sene sonra işte o platformlar falan hazırlandı. İnsanlar bir gittiler ki yanmış ağaçlar orada hemen kesmez Amerika'dakiler. Simsiyah ağaç, sütun gibi ağaçlar böyle her taraf yemyeşil olmuş. Biyolojik çeşitlilik inanılmaz artar. Şimdi bakın Kızılçam ormanlarını görüyorsunuz ya. Bunlar size tuhaf gelir, çarpıcı gelir, inanması zor olan şeyler gelir. Kızılçam ormanı bir çöl olarak kabul edebilirsiniz. Niye? Çünkü sadece kızılçam var. İçinde pek fazla öyle kuş da göremezsiniz. Niye? Çünkü kuşun yiyeceği fazla bir şey yoktur. İşte sincaplar kozalaklarını yer falan gibi. Ama yanarak açıldığı zaman toprakta beklemekte olan birçok bitki gelir ama onlar ikinci sene yarıya inerler. Üçüncü sene
İşte o tekrar Maki elemanlarının veya Kızılçam fidanlarının gelişmeye başlamasıyla da ortadan kalkarlar. Yani çok ilginç süreçler görebiliriz ekosistemin nasıl çalıştığını anlamak için. O büyük yangınlar yani o bölgenin şeyiyle ilgili. Nasıl projeler yapabilirsiniz? Bakın ilk yapacağınız proje bu herkesin de ilgisini çeker. Orman bölge müdürlüğü varsa veya işletme müdürlüğü varsa yakınlarınızda orada seçeceğiniz kolay gidebilecek bir orman, insanların rahat yürüyebilecekleri bir ormanı seçiniz ve orada internetten açın. Tree hugging diyebilirsiniz, ağaçlarla kucaklaşma diyebilirsiniz, orman banyosu veya bunun İngilizcesi üzerinden girip bakın, terapi ormanları yapacağız buralarda dersiniz. İnsanlarla hem ormanda bir yürürsünüz, çıplak ayakla yürüyecek şekilde ormanlar çekin, bu çok daha da iyidir. Bu insanların, bakın bunu ayda bir defa, 15 günde bir defa, gerekiyorsa haftada bir defa tekrar edin, alışkanlık haline getirin. Ve insanların, buraya katılan insanların sağlık durumlarının özellikle nabzından tutun da depresan kullanıyor olan varsa onlara varıncaya kadar ne kadar büyük değişiklikler geçirdiğini kayıt altına alın ve yayınlayın. Yani yapılacak bana göre en iyi etkinliklerden birisidir gibi. Bir başka sorunuz daha vardı, o neydi? Yangın tespitinde hangi altyapılar kullanılıyor? Mesela bir yangın tespit edilmesinde. Yangın tespit edilmesinde. Şimdi eskiden bizde şeyler vardı biliyorsunuz. Yangın gözetleme kuleleri vardır. Oralara insanlar çıkarlar. Bir yerden duman gördükleri zaman yaparlardı. Şimdi bunlar teknolojiyle, uzaktan algılama yöntemleriyle, dronlarla falan da çok rahatlıkla yapılabiliyor. Yani herkesin cep telefonu var artık. İşte diyorlar ya 177'ye telefon edin. Daha yangın kulesindeki, hala bizde yangın kulelerine personel gönderilir Haziran ve Ekim ayları arasında. Ama onlardan daha önce zaten yoldan geçenlerden birisinden cep telefonuyla 177'ye haberdar edilmiş oluyor. Bu konuda da teknolojiler var. Bazı uzak gözle görülmesi kolay olmayan yerlerde de duman sensörleri var. O duman sensörleriyle de bunlar teknolojisi gelişmiş ülkelerde. Yani çok farklı yaklaşımlar var çıkan yangınların tespit edilebilmesi bağlamında. Bir sorun daha vardı. Bu orman yangınlarının önlenmesi için uluslararası fonlar var mı bildiğiniz? Evet, bu fonlar konusunda şimdi konu orman olunca bakın Dünya Bankası da veriyor ama daha çok Avrupa Birliği projeleri var. Oralardan alabilirsiniz. Yani sivil toplum örgütleri üzerinden pek çok farklı fonlar var. Bu fonlar özellikle ormanla ilgili projelere büyük ölçüde verirler. Bir ipucu da vereyim. Şimdi hakim paradigma şey olduğu için küresel iklim değişikliği, hatta buna ısınma derseniz çok daha iyi. Hemen projeniz geçer. Çünkü insanları yönlendirmek için de kullanılır bu tür projeler. Teşekkür ederim. Gökhan sanırım tamamlandı değil mi sizin sorularınız? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi vakit de çok oldu. Hatice Hanım, sonra Aylin Hanım, sonra Ali Karapire beyefendi, sonra Devrim Yavuz'a söz veriyoruz. Başka da el kaldıran yok herhalde. Yani hocam 4 kişinin daha talebi var. Hatice Hanım, size söz veriyorum. Evet, açtım efendim mikrofonunuzu. Buyurun. Bir su verebilir misin? Evet. Buyurun Hatice Hanım. Tuncay Hocam teşekkür ediyorum. Bilgiler bu sosyal medyada dolaşanlardan çok farklı şeyler dinledik sizden. Ben de bir hekimim. İnsan sağlığı içinde en önemli şey koruyucu hekimliktir aslında. Gelişmiş ülkeler, sağlıkta gelişmiş ülkeler bunu yapar. Ondan sonraki adım da erken teşhis ve tedavidir. Orman içinde aynı şeyin olduğunu düşünüyordum. Sizi dinledikten sonra daha da emin oldum. Yani burada herhalde ülkemizdeki en önemli sıkıntı ormanları korumak yönünden yeterince tedbirlerin alınmamış olması, sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi
Ben bununla ilgili sizin anlattıklarınızın dışında bir iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi şu, koruma açısından. Mesela bu Kızılçam madem çok kolay yanıyor, bir de dediniz ki bu bizim doğal ekolojik şeyimiz, yani onun yerine başka ağaç dikmek çok uygun bir yol değil gibi dediniz, eğer yanlış anlamadıysam. Evet. Ama en azından şöyle bir şey olamaz mı? Mesela bu yeniden ağaçlandırma yapılması gereken yerlerde, yani kendiliğinden ormanın gelişmediği yerlerde böyle bir hibrit ormanlar olamaz mı? Mesela Kızılçam ormanlarının yanına daha zor yanan ağaçlardan oluşan bir bölüm yapmak. Böylelikle bir yangın çıktığında hani bu kadar hızlı yayılmasını engellemek açısından. Çünkü sonra bu yolların kenarına selvi ağacı dediniz. Selvi ağacı daha zor yanan bir ağaç mı? Onun için mi öyle söylediniz? Evet. Evet, yani onun gibi hani kenarları onu dikmenin ötesinde bir de böyle hibrit karışık ormanlar yapılarak koruyucu önlemler alınamaz mı bir? Onu soracağım. İkincisi, bu doğru mu bilmiyorum ama hani hep şu söyleniyor. Bu yangınların bu kadar hızlı büyümesinin nedenlerinden birisi yine bu aradaki boşluklarında yeterince engel olmamasının nedeni bu kozalakların bir füze gibi patlayıp uzaklara şey yaptığı ve orada uzakta da ağaçları tutuşturduğu yönde. Bunu engellemenin bir yolu var mı? Bunun için teknolojik bir şeyler var mı? Onu sormak istiyorum. Bir üçüncüsü de gönüllülerle olmaz dediniz ama şöyle bir organizasyon uygun olmaz mı? Çünkü orman personeli, benim kardeşim de orman müdürlüğünde çalışıyordu, yeni emekli oldu. Ondan da duyduğum kadarıyla personel çok yeterli değil yangın çıktığında. Ama yangın olmadığı zaman da çok fazla personel belki sıkıntı. Mesela gönüllüleri Orman Bakanlığı'nın eğiterek böyle bir tim oluşturması ve yangın çıktığı durumlarda onları belli görevlerde kullanması da buna bir çözüm olmaz mı? Şimdi sondan başlayayım. Şöyle, orman yangınlarına doğrudan söndürmek için mücadele etmek çok tehlikeli bir şey. Onu söyledim. Gönüllü hizmetler, bu da yine bakın cepheye yakın yerlerde olanların çok iyi eğitilmiş olması lazım. Tabii bu cephede direkt orman yangınlarıyla mücadele edenlerin de bir takım lojistik hizmetlere ihtiyacı var. Ne işte suydu, şuydu, buydu falan gibi, beslenmeydi gibi. Onlar yapılabilir. Ama esas şey hizmetler, işte bu dediğim karmaşa falan oluyor ya, gönüllüler yaparsınız öyle, evet. Bir idari mekanizma kurarsınız, organizasyon mekanizması. İşte o kimler girecek, kimler çıkacak, bilmem ne yapacak da yani tel örgüler çekilir veya işte o kırmızı beyazlı ne dönüyor, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları gibi o konularda bunlar kullanılabilir. Yani veya işte yangın dışında da gönüllü şeyler çok daha rahatlıkla her türlü şeyde kullanılabilir gibi. Kozalak atma meselesine gelince bu kozalaklar özellikle birinci yılını doldurmuş olan yeşil kozalaklar ısıtılınca bunlar basınç nedeniyle mermi gibi atalarlar ama bunlar yangına neden olmazlar. Neden? Yangın şey kozalak yüzeyi küçük, hacmi büyük olan şeylerdir. Şeyleri açılmış değildir, yani yanamazlar. Onlar zaten uzaklara da atamazlar kendilerini. Niye? Çünkü basınç yaratacak bir şey yoktur. Ama bakın onun esas adı kozalak diyorlar ama onun esas adı kıvılcım atmaktır. Özellikle de şey, kızılçamın yaprakları, kabukları, bunlar aşağı yukarı 1 kilometre ileride bir yangın başlatabilecek şekilde küçük korlar halinde 1 kilometre boyunca yanma özelliklerini kaybetmeden gidebilirler ve 1 kilometre ileride yangın başlatırlar. Bunlar bizimden bilinen şeylerdir. İşte o yangın cephesi dediğiniz cephenin arkasındaki en azından 1 kilometrelik alan içerisinde de ekiplerinizi yetiştirip bu çıkacak ufak kıvılcım yangınlarını hemen söndürebilirsiniz. Bunlar için havada bunları yakalayabilecek, aynen işte bu şey vardı ya S-400'ler falan gibi,
Onlar gibi öyle bir mekanizma yok. Ama sizin hibrit dediğiniz ormanlarla birleştirerek Servi ile ilgili olarak söyleyeyim. Servi orman içerisinde işte yeniden ormanlaştırırken, yani fidan falan da dikiyorsanız, bu alanların işte yol kenarları veya belirli mesafelerde sırttan başlayıp yamaç altına kadar veya tabanla vadi tabanından başlayıp sırda kadar belirli mesafelerde 100-150 metre yol tabandan başlayıp 100-150 metrede bir şeye paralel olarak eş yükseklik yerlerine paralel olarak servi sıraları yapılır. Bu ormanın karışık haline gelmesini sağladığı gibi orman içerisindeki rüzgarın hızının azalmasına, çünkü rüzgar hep yamaç yukarıya doğru çıkar. Bu yangının şiddetinin azalması üzerinde eğer rüzgar sızını düşürürseniz yangının şiddetini de önemli ölçüde %40'a %50'ye varıncaya kadar düşürebilirsiniz. Ve böylece de karışık bir orman yapmış olabilirsiniz. Bunların yanında yine güç yanan şey gibi, zakkum gibi başka bitkileri de gelip kullanabilirsiniz. Özellikle ana yol kenarlarında servilerin önlerine bunları koyabilirsiniz. Vadi tabanları içerisine, ki bu zakkum için önemlidir, onları yerleştirebilirsiniz. Böylece de karışık bir orman meydana gelebilir. Bu konuyla ilgili ben 50 tane türle ilgili araştırma yaptım. Akdeniz bölgesinde, yani yangın alanlarındaki 50 türün ateş alma gecikim sürelerini hesapladım. Servi onun için, bakın, hem rüzgarı perdeler hem de alevleri perdeler. Güç yanan bir bitki türüdür gibi. Yani o listede başka bitki türleri de var. Uygun olan, ya bunlar ekonomik olmadıkları için öyle, ben serviyi ön plana çıkardım. Hem sıfırdan 1000 metreye kadar bütün yüksekliklerde rahat kullanabilirsiniz. Akdeniz bölgesinin hemen her tarafında yetiştirebilirsiniz. Odunu da kıymetlidir. İkincisi, bakın, burada önemli bir şey de, bu serviler rüzgar perdesi görevi yaparken kızılçamdan daha uzun boylu oldukları için 1 veya 2 metre, bu da o kıvılcım atmalarını en azından belli ölçüde tutabilir. Çok, yani öyle bir filtreme görevi de şahane yapabilir. Bir fikir söylediniz. Bilmiyorum, bütün sorularınıza cevap oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Sonuncusu şahane oldu. Peki, sağ olun Tunca Hocam. Aylin Hanım, sizin şimdi açıyorum sesinizi. Buyurun efendim. Geliyor mu ses? Evet, geliyor. Merhaba, ben Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi'nden Aylin Kaçar. Şu an Adana'da yaşıyorum. Burada da bildiğiniz üzere 20 tane yangın çıktı. Şu an kontrol altına alındı. Biz dün arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Hani ne yapabiliriz, neler yapabiliriz? Tabii ki de ilk aklımıza gelen fidan bağışlamaktı. Şöyle bir durum söz konusu oldu. Bir arkadaşımızın fikri şuydu. Kozan'da toprak zeytin ağacı ve meyve ağacı vermeye, yani ekimine uygun bir toprakmış. Ve biz oraya zeytin ağaçlarını ekerek hem oradaki köylü halkını ekonomik açıdan kalkındırmayı düşündük. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum yine Aladağ için, farklı bir bölge için. Orada da kızılçam ormanları var. Külden bahsetmiştiniz. Hani daha bazik bir ortam yaratmak için. Biz bu külleri alıp yani toparlayıp o kül azlığı olan bölgelere dağıtsak, böyle bir proje geliştirsek nasıl olur? İkinci sorum da bu. Şimdi birinci sorunuz şu, bir alan meselesi. Ormanlık, evet, alana bilmiyorum orman izin verir mi sizin dikmek istediğiniz fidanları. Özel alanlara da zaten, yani adamın şeyi yandıysa, eğer mağdurların meyve şeyleri yandıysa, onlarla konuşup hangi fidanları, hangi türleri falan istiyorlarsa öyle bir çalışma yapabilirsiniz. Yani onların mülkiyeti altında olan, o bölge müdürlüğüyle konuşarak karar verebilirsiniz. Yani bir defa fidan dikilir, tohum ekilir. Evet. Yani terminolojiyi de söyleyeyim. Tamam, kusura bakmayın. Onu öyle yapabilirsiniz. İkinci sorunuz da şeydi galiba, değil mi? Aladağ. Aladağ. Küllerle ilgili olan meseleydi. Şimdi külü alıp başka bir yere de götürebilirsiniz. Kül gübredir zaten. Hı hı. İşte anızları onun için yakarlar. Bakmayın, siz öyle bir karşı şey söylem falan vardır da Orman Bakanlığı bunu yasak, milyonlarca, binlerce seneden beri anız yakılır.
anız yani zararlı olsaydı tarımcılar yapmazlardı yani bunları. Benim doktora tezim de biraz dolaylı olarak bununla ilgilidir, yangınla ilgili olduğu için. Yani o biraz pratik olarak zor olan bir şeydir bu kül. Yanan alan içerisinde kalmasında da fayda vardır. Neden? Çünkü oranın malıdır o. Onu oradan alıp başka bir yere veya siz şunu mu söylüyorsunuz? Külün çok olduğu yerden külün az olduğu yer gibi. Ha, bu eğer o külün az olduğu yerlerde tohum falan da yoksa tabii biraz faydası olabilir ama nasıl organize edersiniz böyle bir işi bilmiyorum. Çünkü o alana girdiğiniz zaman bunların çok küçük alanlarda değişmiş olduğunu görebilirsiniz. Külün beyaz renkli olduğu yerler şeydir, çok şiddetli yanmış anlamına gelir. İşte buraları takviyesi isteyebilir, tohum takviyesi isteyebilir. Yani teknik elemanlarla konuşmanız lazım. Orman içerisine girmeniz de bilmiyorum izin ister verirler mi vermezler mi? Yani orada öyle bir proje geliştirmek istiyorsanız en yakın işletme müdürlüğüne girin. Hatta benim adımı da verin. Tanırlar mı tanımazlar mı bilmiyorum ama yani yaşlandığım için artık yeniler hep gençtir. Bilmiyorum ama böyle bir hocamız var söyledi. Sizden danışmamızı istedi falan diye onlarla görüşürseniz faydası olur sanıyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Peki Ali Karapire Bey. İyi akşamlar. Geliyor mu sesim? İyi akşamlar. Edirne'den sevgiler. Hocam teşekkür ederiz açıklamalar için. Çok fazla bitki türleri hakkında konuştuk ama benim de sorum o konuda olacaktı. Şimdi her bölgede hakim bitki türleri var. Kızılçam Akdeniz'de. Ben Edirne'de yaşadığım için o bölgeyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Burada meşe hakim türü olmasına rağmen ağaçlandırmada genelde karaçam kullanılıyor. Bunun nedenlerini sorguladığımda da genelde kolaycılık olarak açıklanıyor. Ya da işte karaçamdan çok fazla tohum çıkıyor. O nedenle daha ekonomik oluyor şeklinde açıklanıyor ama bu gerçekten bu şekilde midir? Yani karaçam seçilmesi doğru mudur? Çünkü bunları yapanlar da orman mühendisleri, bu ağaçlandırma çalışmalarını yapanlar. Bir sorun da denizden alınan tuzlu suyun söndürmede kullanılması, bundan sonraki ekosistem gelişmesinde olumsuz etkisi olur mu şeklinde olacaktı? Birinci sorunuzdan başlayalım. Bu ormancıların yaptığı büyük hatalardan bir tanesidir. Bunu Antalya'da da yaparlar, Adana'da da yapılıyordur, Artvin'de de yapılıyordur. Gerçi Artvin ve Karadeniz kucağı biraz daha farklıdır yani oralarda. Karışık ormanlar sistemin önemli büyük parçasını oluşturduğu için. Bizde kızılçamlar meşelerle karışıktı. İşte o bir konuşmacının sorduğu gibi hibrit orman diyor. Karışık orman demek lazım bunun içerisine. O ormanlar çok daha sağlıklıdır, çok daha güç yanarlar. Sistem olarak da çok daha dayanıklıdırlar. Oralarda işte bakın kuş da olur, kelebek de olur, tavşan da olur, domuz da olur, sincap da olur falan. Yani biyolojik çeşitlilik son derece yüksek noktalara çıkar bu tür karışık ormanlar. Ama biz ormanlar endüstriyel ormancılığı işte yeniden ormanlaştırma olarak kabul ediyoruz. Niye? Kızılçam hızlı büyüyor. Meşe yavaş büyür. İşte meşeyi gençleştirmek biraz daha zor falan filan gibi geliyor. Onun için ne? Karaçam da aynıdır. Karaçam yine çam türü olduğu için kolay büyür. İşte efendim tomruğu daha düzgün, daha piyasa değeri yüksek falan diye. Oysa meşe de öyle. Yakacak odun da olsa olarak yapsanız daha değerlidir. Veya doğramalı, kapramalı odun da yapsanız ki ona göre yetiştirmeniz gerekiyor öyledir. Ama öyle bir gelenek var bizde. İşte ya kızılçam, yani genellikle çam türlerini, sedir de buna dahildir. Ladin de buna dahildir. Yani sedir, ladin, çam bunların hepsi birbirinden farklı türlerdir. Biz iğne yapraklarının hepsine nedense şey diyoruz. Bakın siz biliyorsunuz, karaçam diyorsunuz. Yoksa gören karaçam kızılama ayrımını pek bilemiyoruz. O çok önemli bir yanlıştır. Doğru olanı karışık ormanlara devam etmektir. İkinci sorunuz neydi şimdi? Tuzlu su kullanılması yangın söndürmede. Şöyle, şimdi bu tuzlu su deniz kenarına yakın yerlerden atılıyor. Yani bunun tuzunun miktarı özellikle Karadeniz, Akdeniz için şeydir. Akdeniz, Ege için zaten yangınlar da burada. %38 falan. Yani o suyun büyük bölümü buharlaşacak. O zaten yere gidince çok seyreltik oluyor.
bugüne kadar bir sorun olduğunu ortaya koyan bir çalışmaya rastlamadım. Ama siz dışarıdan tuz atıyorsunuz buraya. Yani onun oradaki sistem içerisinde olumsuz bir etkisi veya olumsuz etkisi de olabilir. Ama bu konuda bir çalışma yapılmış değil. Bugüne kadar bilmiyorum, görmedim. Ama tuz miktarını artırmak yani ekolojik olarak pek doğru bir şey değil. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Devrim Yavuz beyefendi, buyurun. Açtım sizin de sesinizi. Sesiniz, buyurun. Buyurun, şimdi açıldı. Sesinizde bir sesiniz gidiyor geliyor. Şimdi bir daha bir konuşur musunuz? Ha, şimdi kapandı tekrar. Şimdi bir daha lütfen. Devrim Bey'in bağlantısı koptu, evet, sanıyorum. Evet hocam, sesinizi alamıyoruz Devrim Bey. Peki, birazdan bir daha deneyelim. Bir kişi daha söz istiyordu. Dereobalı soyadında birisi. Ben göremiyorum şu anda. O düştü, tamamen düştü maalesef. Şeyden çıktı. Evet. Tuncay Hocam, Devrim Bey, sizi bir daha deneyeyim. Çünkü son soruyu sizden alıyoruz. Bir dakika. Hı-hı. Bir şimdi siz kendiniz açar mısınız lütfen? Gelmiyor sesiniz maalesef. Ya kusura bakmayın. Peki, evet, Dere Obalı, sizi açıyorum. Buyurun efendim. Merhaba, teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba, ben teşekkür ederim. Sizi dinlemek çok keyifliydi Tunca Hocam. Yalnız bir tek şey söylediniz. Biz yaşlıları artık vesaire diye. Ben bu konuda bilgeliğin, yani 60 üstü gençlerin bilgeliğiyle gençlerin girişimciliğinin birleşerek bir proje oluşturarak tek tük herkesin yapmayı... Lafın gelişi olarak söyledim. Ben kendimi hala 25 yaşında hissediyorum. Tamam, o zaman çok güzel. Sizin yani sizin gibi değerli hocaların başkanlığında bir proje üreterek toplu olarak sivil toplum kuruluşlarının da hareketiyle, ama herkes bağımsız hani bir şeyler yapmaya çalışmaktansa topyekun seferberlik halinde bir şeye kalkışmak bizim Türk milletine daha uygun diye düşünüyorum. Çünkü böyle heyecanlı durumlarda hepimiz galeyana gelip kalkıyoruz ama aradan 6 ay geçtikten sonra bütün olması gerekenler biraz yavaşlıyor bizim ülkemizde diye düşündüğüm için, acaba bu güzel konuşmanın arkasından genç arkadaşımızın konuştuğu gibi ve sizin de bilgeliğinizle yararlanıp hızla bir proje üretip bizler de bunu yayarak çevremizden gönüllüleri daha da arttırarak hızla bunlara başlayabilir miyiz? Teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi Sayın Başkanımız da burada, Ayşe Hanım veya Ayşe Hocam, öyle diyelim. Yani hemen bakın, içinizde bir WhatsApp şeyi kurun. Bunu duyurun. İşte 2021 yangınları dayanışma grubu deyin. Öyle bir hareket başlatın. Ne yapacağımıza daha sonra karar vereceğiz. Ama bir fikirleri alma grubu falan diye bir şeyler, bakın başlatın bir şeyi. Yola çıkın. Farklı görüşleri alın. Çağdaş Yaşamı Desteklemenin patronajında. Biz 2020'de Yaşamder'den ders çıkardık. Yani bunu formüle edebiliriz. Ben de yardımcı olabilirim. 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından pek çok dersler çıkardık. Bunu yaşama geçirmek için bir platform kuruyoruz. Farklı görüşleri alarak neyi, nasıl, ne zaman, nasıl yapacağımız konusunda bir kararlılık şeyi geçireceğiz, bir hareketi başlatacağız. Katılın bize, belli tarihler arasında toplanacağız gibi, yani bu zaman zaman belli aşamalarla bu yürürlüğe girer. Bundan işte fidan dikme kampanyası olur, işte efendim destek, gönüllülük kampanyası olur. Çok farklı görüşler çıkar bu arada. Ama
işte başkanımız da burada, izin verir, şey yaparsanız, içinizden gönüllüler çıkarsa ben bu işi dijital şey üzerinden yaparım. Ben her türlü katkıyı vermeye razıyım. Bazı akademisyen arkadaşlarımın katkısını da sağlayabilirim. Derneğimizin katkısını sağlayabilirim. Bizim derneğimizin maddi durumu da fena değildir. Şeydir yani, bazı şeyleri üstlenebilecek bir durumu vardır. Yeter ki özellikle genç kardeşlerimiz böyle bir hareketin motoru olsunlar. Çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşemsiniz. Ayrıca terapi ormanları için de şimdiden teşekkür ederim. Bu da çok muhteşem bir fikir ve bunun gerçekten hayata geçmesini, hele bir İzmirli olarak hemen İzmir'den başlamayı şu anda canı gönülden biliyorum. İçinde bile yaparsınız bunu. Yani eski fuar alanı içerisinde bile yaparsınız. Görün etrafınızdakiler, bir görsünler bunları, bakın nasıl çoğalıyor giderek. Eminim, eminim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkür. Devrim Bey, demin kendiniz mikrofonunuzu galiba açık kapadınız. Ben hiç dokunmayayım. Bir dener misiniz bir kez daha? Allah Allah. Şimdi gene kesildi. Şimdi gene kesildi. Devrim Bey'den alamıyoruz ses. Kesiliyor sesi çünkü. Evet. Dürol Bey, ben size sözü bırakayım. Çünkü söz almak isteyen yok başka. Çok teşekkürler Tuncay Hocam. Hocam, Orköy Genel Müdürlüğü kaldırıldı mı, var mı? Orköy Genel Müdürlüğü galiba kaldırıldı. Öyle pardon, yine var da eskisi kadar şey yok. Ben de pek yakından takip etmiyorum. Ama eski fonksiyonları falan yok. Çok farklı işler yapıyorlar. Yani şey, Orköy aslında bu orman yangınları konusunda çok iyi işler yapabilirdi. İşte ben de onu söylüyorum. Orman köylüsünün sayısı 12 milyondan 7 milyona düşmüş hocam. Onlar, evet, yerlerinde kalsaydı bu önlemede büyük faydaları olurdu, öyle değil mi? Tabii. Evet. Dürol Bey, Gülnaz Hanım söz istiyor. Tuncay Hocam, Gülnaz Hanım Afet Komisyonu Başkanımızdır, Afet Birimi Başkanımızdır. Jeoloji mühendisi, ben kendisine bir söz vermek istiyorum, o bir söz istedi. Buyurun Gülnaz Hanım. Gülnaz Hanım şimdi açık, açtım sizi. Evet, buyurun, açıldı sesiniz. İyi oldu. Tuncay Hocam ve tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Genç arkadaşlarımızın önerileri bizim için çok kıymetli. Genel merkezimizde çok farklı meslek gruplarından oluşan bir yönetim kurulu var. Orman mühendisinden halk sağlığı uzmanına kadar bu zenginlik içerisinde İstanbul'da meydana gelen depremden sonra, Silivri depreminden sonra bir afet birimi oluşturuldu. Ben jeofizik mühendisi ve deprem bilimi üzerine çalıştım. Devlet dairesinde, devlet bu işlerinde. Ve bu nedenle bu birimin sorumluluğu bana verildi. Biz orman İzmir depreminde olduğu gibi orman yangınları konusu başladığından beri yönetim kurulu olarak konunun üstünde çalışıyoruz. Bugün üçüncü gündür toplantı yapıyoruz. İlk toplantımız yönetim kuruluyla oldu. Daha sonra bu bölgedeki tüm şubelerimiz de oldu. Yani yangından etkilenen, işte Marmaris şubeden Muğla şubeye, Fethiye'ye, Hatay'a kadar tüm şubelerimizin görüş ve önerilerini aldık. Ve bu görüş önerilerini almaktaki amacımız yol haritamızı çizmek. Bir depremde ne yapılması gerektiğini biz gayet iyi biliyoruz ve bu konuda arkadaşlarımızın, özellikle gençlerimizin eğitimi üzerinde duruyoruz. Ancak yangın çok özel bir durum. Bizim ilk çağrımız alana inen gençlerimizin can güvenliklerinin sağlanması, duygusal davranarak yanlış yapmamaları, bir koordinasyon içinde yer almaları, hiç kimsenin itfaiyeci olmadığı, herkesin alanda doğru işlerle sorumlu olması. Bu yüzden de geri planda sizin bahsettiğiniz gibi ikmal konusunda destek olmaları, ki iki gündür Akyaka'dan, Kökertme'den, Milas'tan, mezun bursiyerlerimizden de bilgi alıyoruz. Bugün bir mezunumuz Kökertme ile Ören arasında, siz de bilirsiniz, yeni Kökertme sınavının önünde gıda desteğini kendi aracıyla götürdü, hepimizin maddi katkılarıyla. Böylece derneğimiz şu an alanda.
Ama doğru yerde ve doğru zamanda olmaları için biz onları yönlendiriyoruz. Evet, en temel öneri bize orman yapın şeklinde geldi. Ancak sizin verdiğiniz bilgilerin ışığında bu konuda neler yapacağımız sayenizde daha netleşti. Ben şu an Köyceğiz'de yaşıyorum geçici olarak ve bu bölgede şu an Köyceğiz'de yangın arttı. Zeytin alan ve yanındaki yerleşim yerleri anonslarla boşaltılıyor. Hayvanların nakli için araç alttan isteniyor. Yani burada yetkili kimse yok, sözü geçen kimse yok ama halkın organizasyonu, belli platformların organizasyonuyla ciddi bir dayanışma içerisindeler. Bu tabii ki bir yanıyla bu kadar üzüntü duyduğumuz bir konuda bizi memnun eden bir gelişme. Ancak biz dernek olarak önemli kararlar aldık ve bunların başında da yangından dolayı mağdur olan çocuklarımız olacaktır. Bunların tespiti ve önümüzdeki dönem eğitimlerine gereken desteğin verilmesi ve bu arada psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olup bugün alanlarda olan ve okullarda öğretmenlik yapan mezun gençlerimizin bu çocuklara travma sonrası meydana gelen bozukluklar üzerine destek vermesi yolunda yönlendirici olduk. Ben bunları söylemekte şunu gerekli gördüğüm için söylüyorum. Şu an burada dün olmayan birçok şube katılımcımız, yöneticimiz, gönüllümüz var. Hepsine katıldıkları için teşekkür ediyorum ve bu bilgilendirmeyi de yapmak gereğini duydum. Tuncay Hocam, ben sizden çok şey öğrendim. Bir yer bilimci olarak bir ormancı arkadaşımızın, meslektaşımız olmasa da mühendislik disiplinde yol arkadaşımızın ne kadar önemli olduğunu, neler öğrendiğimi ben de çevreme anlatacağım ve sizden daha sonra da gerektiği kadar bilgi alacağımızı düşünüyorum. Ayşe Hocam bu konuda sizinle sürekli irtibatta olacaktır. Teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle izin verirseniz biraz önceki projelerden bir tanesine belki şemsiye proje olacak bir şey. Biz 2 sene önce Muğla Belediyesi ile bir kampanya başladık. Bizim merkezle birlikte, Türkiye Ormancılar Derneği ile birlikte şöyle bir proje. Orman yangınlarıyla birlikte yaşama becerisi olan bir toplum yaratma projesi. Veya orman yangınlarına uyumlu toplum yaratma projesi. Bakın işte hangi nereye bakarsanız bakın Manavgat'a bakın, Muğla'ya bak, şeye bakın, Bodrum'a bakın, Marmaris'e bakın. Hep bir kargaşa böyle alt alta üst üste kimin neyi yaptığı belli değil. Şimdi bu sivil toplum sizin mesela bunlar bakın bunun üzerinde durmakta fayda var. Bu konuyu kabul eden belediyelerle ister ilçe belediye artık onlar da değil ya. Büyükşehir belediyeleri bu konuda en uygun olanlarıdır. Ama hangi belediyesi bu konuyla uygunsa o belediye sınırları içerisinde başlayarak büyütmek. Diyelim Muğla Büyükşehir Belediyesi ile başladınız. Bu sonradan işte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelir, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gelir falan. Yeter ki iyi örnekler verilsin. Bu şu. Köyde yaşayanlar, yani orman yangınlarıyla kimler varsa hangi her seviyeden insanlara yangın öncesinde neler yapması gerektiğini öğreteceğiz. Bu konuda diyor ben gerekli eğitim elemanlarını falan buluruz. Etraftan başkalarını falan bulunur. Siz de bulursunuz çünkü sizin uzmanlık alanınızda olan şeyler var burada. Yangın sırasında kim neyi nasıl yapacak organize edilecek. Yangın sonrasında neler yapılacak. Bu biraz önce de söylediğim gibi tıpkı Japonya'daki gibi. Bakın öyle eğitimler vermişler ki. Bu bütün afetler için geçerli. Bakın bir konuyu alıyoruz. Orman yangını diyoruz. Bugün konumuz olduğu için bu. Bunu ne var? Sel felaketi var. Böyle refleksi olan bir toplum yarattığınız zaman bu her an hemen sel felaketiyle uyumlu toplum yaratmak. Deprem başımızın ucunda yani pek çok kentlerimiz bunu bekliyor. Bunu hemen depremlerle birlikte yaşamaya becerisine sahip olan bir topluma çok rahatlıkla dönüşür. Zaten birini beceren bir toplum onun diğerlerini çok az nüanslarla çok rahatlıkla becerebilir.
Ama ufak ölçeklerden bu tür bir toplum yaratma. İşte gideceksiniz orman içi köylülerle, samanını nereye depolayacak, yakacak odununu nereye depolayacak, yanan yerlerin çoğu bununla ilgili. Bakın yani ben uzaktan bakarak söylüyorum. Yani kullandıkları malzemeler yangın, işte hayvanları niye yanıyor? Çünkü samanlarıyla birlikte aynı hayvanları yan yana koymuşlar. O samana ufacık bir kıvılcım geldiği zaman bir kilometre ilerinden yanıyor. Hayvanını kaçıracak zamanı bile olmuyor. Yani o sıcaklıkta ve o rüzgarda bunlar çok çabuk yayılır gibi. Evi yanıyor çünkü yakacak odunlarını evinin dibine koymuş. Çok enerji açığa çıkıyor. Ev tamamen yanıyor gibi. Yani onun için köy bazında, belediye bazında, itfaiye bazında, şehir bazında, şehir içerisindeki sivil toplum örgütler bazında organize olarak herkes görev bölümleri falan yapılacak. Hatalar yapılacaktır ilkten ama sistem yavaş yavaş kabul edildiği zaman çalıştıkça kendini eksiklerini tamamlayacaktır. Yani böyle bir proje üzerinde siz afetle ilgili çalıştığınız için düşünün. Adı da budur yani bunun. Afetin adı ne olursa olsun ona, onunla birlikte yaşamaya yaşama becerisi gösteren veya ona adapte olmuş toplumlar yaratmak gibi. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Bu konuda biz depremle ilgili deprem öncesi, deprem sırası ve sonrası çalışmalarımızı bu konuda eğitim alarak sertifikalı ben ve arkadaşlarımız, çevremiz yapıyoruz. Ancak yangın tabii ki çok özel bir konu. Bu konuda da sizden öncesi, sırası ve sonrası konusunda başta gençlerimizi, sonra da üyelerimizi bilgilendirmeniz konusunda şimdiden bir randevu talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Her zaman için. Evet. Çok teşekkürler. Ayşe Hocam, kapanışa geçerken buyurun. Epey soru yazdım ama doğal olarak öncelik konuklarımızın olsun istedim. Bu çok güzel bir başlangıç oldu diye düşünüyorum. Madem ki değil mi, siz de kamu yararına çalışan derneksiniz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliğimiz bugün başladı diye düşünüyorum. Bundan sonra da devam edecek. Birçok hayalim vardı. Burada Umur Hocam da var. Ona da söz vermek isterdik ama onu ayrıca konuk edelim. Mesela bu sizin... Osmaniye'den Umur Hocam mı? Evet, evet. Evet, Osmaniye'den tanışırız onunla zaten. Bakın el sallıyor size. Evet, evet. Umur Hocam bir şey söylemek... Zaten kendisiyle. Evet. Bir dakika sözü sesini açıyorum. Biz hani şeyde halk sağlığında kor çalışmaları yaparız. Siz evet. Dediniz. Ya yanan bölgeleri izleyin diye benim de aklıma bu yanmış bölgelerde sizin tabii yönlendirmenizle kor çalışması yapıp hani ortalama 5 yıl 10 yıl izlemek ve gelişmeleri görmek ne kadar heyecan verici olur diye de düşündüm. Ama asıl şunu söylemek istiyorum. Gülnaz arkadaşım söz etti. Biz yangından mağdur olan bütün vatandaşlarımızın, okula giden çocuklarının hepsine yeter ki okusunlar, eğitim bursu vereceğiz. İşte bu çocuklarımızı, orman köylerinden yetişen bu çocukları geleceğin orman mühendisleri yapsak diye de hayal ettim doğrusu. Meslek tanıtımı, rol modelleri de olabilir. Yani kendisi zaten orada yaşamış, bu mesleğe daha kolay ısınabilir diye de düşündük. Yani birlikte çok şey yapabiliriz, gençlerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği her zaman sizinle birlikte yol almaya hazır. Umur Hocam, ben hocam, de... Hocam sesini açtım, Umur evet, Bey'in... Evet, size verdim. Buyurun Umur Hocam. Bütün katılımcılarımızı da kutluyorum. İki saat boyunca can kulağıyla hep beraber dinledik. Evet, iyi akşamlar. Tuncay Hocam iyi akşamlar. Unutmamışım beni. Nasılsın, görüşmeyeli? Evet. Epey gençleşmişiz tabii. Şimdi ben genel bir şeyler söyleyeyim. Yani konu senin konun.
Tabii ki biz bir defa multidisipliner bir konudur. Günümüzde insanoğlunun bütün işleri, ben biliyorsun halk sağlığı uzmanıyım. Bizim de çevre sağlığı alanımıza giriyor. Bugün ben biraz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için bir yanmamış yerlerdeki yerleşim yerlerinin senin az evvel son şeyinde söylediğin gibi nasıl koruruz yerleşimde evleri, vatandaş ne yapabilir? Çünkü giderek bu bir şeye durumuna döndü gibi geliyor bana. Ciddi bir hükümet dışı organizasyon gerekiyor. Yani güvendiğimiz evet. dağlara kar yağdığı evet. anlaşılıyor. Evet, yani sonuçta evdeki yemeği biz pişirmek zorundayız. Dolayısıyla bir vatandaş olarak ben hep hayata yer zaman kişi faktörüyle bakıyorum tabii. Bir rehber oluştururken birçok şey gördüm. Yani hava kirliliğinden tutun da şimdi yani oradaki insanlarda kronik hastalıkları olanlar var, astımlı olanlar var. Geçen dünkü toplantımızda bir arkadaş bahsetti. Yeti yetimi olan Alzheimer'lı işte bir takım hareket ve beyinsel özürlü insanlar var. Yani bunlar hani ezilenlerin katmerlisi oluyorlar. O toplum büyük bir travma geçirdi tabii. Şimdi bu ama burada ne yapılacaklar konusunda bir triyaj yapmamız gerekir. Yani özellikle sivil toplumların ve bizim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir defa tüzükle bağlı olduğu konu alanları var. Devletin kendisi biz değiliz. Bize bir eskiden bir laf vardır. Yani mahalle köy kahvesi derler ki ya ben bugün başbakan olsam her şeyi düzeltirim filan. Hakikaten yani bir bilimsel multidisipliner bir komite olsa çok şeyi halledebiliriz bu ülkede yetki olsa. Ama şu anda en yetkisiz bir bilim dışı bir şey karşımızda, yönetim karşımızda. Dolayısıyla biz sadece bilgiyi yayabiliriz. Siz senin yaptığın gibi çok yararlı şeyler, çok büyük yanlışları düzeltmemiz gerekir. Önce kendimize eğitmemiz gerekir. Yani orman, insanlar orman sözcüğünden ne anladıklarını az evvel biraz bahsettin. Ya şimdi ağaç dikmek orman değil. Yani ben diyorum ki yani sen hiç orman görmemişsin herhalde. Yani ben Bursa çocuğuyum, İnegöl, Oylat kaplıcaların civarındaki Uludağ ormanları falan. Yani bir insanın yeteneğinde değil orman yaratmak, dikmek. Eskiden koru diye bir sözcük vardı. Yani 500 bin tane köyün arkasına ağaç dikerseniz eyvallah o olur. Yani hatıra korusu diyeyim bari. Hatıra ormanı diye bir şey olamaz. Ve bir askerlik şubesi başkanı bana şunu demişti geçmişte. Her 24 Mart mıydı o ormancılık bayramı? 22 Mart'ta. Bitlis'in... Öyle bir şey. Bitlis'te 3 sene mi 6 sene mi başkanlık yapmış asker şube başkanlığı. Her bayramda onun bir Aşıklar Tepesi vardır diyor Bitlis'in. Oraya ağaç dikerdik. Fakat ben şube başkanlığını bıraktım son sene. Her sene gittiğim zaman orada hiç ağaç olmadı. Yani dikilen ağacı korumak, ağaç hayvan otlatmak. Özetle şöyle bir şey bitireyim size. Yani bunu hakikaten yükseltmemiz lazım ama triyaj yapmamız lazım. Yani ölmüş hastayı veya olanaklarımızla kurtaramayacağımız hastalara müdahale edersek o sırada bir ufak basit yardımla kurtarabileceğimiz hastaları kaybederiz. Evet. Bizim tıpta savaş alanlarında afet bölgesinde, deprem bölgesinde bağırıp çağıran veya büyük kaza ortamlarında trafik kazalarında bağırıp çağıran öldüm bittim ah bacağım gitti falan diyenlere pek bakmayız biz. Şöyle bir yoklarız. Ama orta halli kurtarılabilecek hastalara ilgileniriz. Şimdi orman yangınında da hakikaten geçmişte çok ilgileniyoruz. Uçaktı falan. Şimdi bu konuları anlattım. Ben Türkiye'de ormanın içinde, Çukurova'da da daha fazla herhalde, Akdeniz'de çok daha fazla. Hele tahtadan yapılmış ağaçları olan ve ormanın içinde olan yaylalar var. Ve bunların yaz nüfusları, yani orman yangınının nüfusları ve tabii sahil, şu anda gördüğümüz sahil, sahildeki nüfusları bilmiyoruz. Ortalama 3'te çarpmak lazım. Yani bizim bir Zorkun yaylamız var, 30 bindir yani yaz nüfusu 30 bindir herhalde. Şimdi bunları korumak için acil olarak Ağustos ayı içerisinde bir şeyler yapmamız lazım.
Yani triyajı buraya akıtmamız lazım. Ormanın daha yanmış ormanları zaten dedin yani bir Nisan'a bir sene bekleyebiliriz. Arkadaşlarımızın dikkatini ben buna çekiyorum. Orman içinde yaşayan veya yaylalık veya yazlıklarında oturan insanlar Antalya'nın bile kenar mahalleleri biliyorsun şeydir yani ormanla iç içedir yani. Oraları korumak için o az evvel proje olarak önerdiğin şeyleri bence eğitmemiz ve derhal başlatmamız lazım. Su temini, elektrikler kesiliyor. Şimdi elektrik kesildiği zaman çeşmeler akmıyor. Çeşme, elektrik çünkü şeye bağlı. Şimdi hele yerleşim yerlerinde motopomplara bağlı. Belediyeler suyu yüksek yerlere pompayla basıyorlar. Şimdi o zaman jeneratör, hızlı bir jeneratör envanteri. Olmayan insanlara veya evlere yerleşimde, ya kimde jeneratör var? Bunların belli edilmesi gerekmez mi? Yani bir plan dahilinde çok hızlı çalışarak su temininin nasıl olacağı, atık suyun kullanılabilir, yangın söndürmede kullanılabileceğinin öğretilmesi lazım. Gri suyun çok kıymetli olduğunu ve biriktirilmesi gerektiğini. Toplum dediğim şeyden kastı o işte. Yani bu işte. İşte bu benim yani ben de derneğime bunu öneriyorum. Şimdi sizin sayenizde bunu söylemek istedim, yani aktarmak istedim. Benim bir sorum olarak şu var. Yani Türkiye böyle orman veya orman içi veya sahillerde ormana bitişik nüfusunu biliyor mu? Ya da kaç tane yerleşim yeri var? Yani 7 milyon orman köylüsü varmış ama bunlar kaç tane yerleşim yerindeler? Yani bizim ekip sayımızı veya şeyimizi devlet olarak tabii söylüyorum. Bunu bilmemiz lazım. Verili çalışmazsak işin ne kadar büyük olduğunu, sayıları, paramızı, bütçemizi bilemeyiz. Yer, zaman ve bütçe meselesi bunlar, insan gücü meselesi. Bunların yani basit şeyler olmadığının en azından bilinmesi lazım. Tabii. Yani zamanı uzatmak istemiyorum ama ben Türk halkının yani kendim ettim, kendim buldum demesini de istiyorum. Yani bu kadar yazlıkçılar yani yaparken neredeydin? Orman içine köyü yaparken, dibine girerken ne işin vardı orada? Devlet izin veriyor diyerekten yani bir Jean-Jacques şey neydi o denizci bir şey var Jean-Jacques Cousteau. Cousteau'nun bir sözü vardır. Bu millet demişti ki bıraksalar balkondan denize batlamak isteyecek. Arabasını balkona çıkarmak isteyecek. Yani merdiven çıkmak istemiyor, denize balkonundan atlamak istiyor. Yani böyle millet yapısıyla çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Evet, teşekkür çok ederim. Teşekkür İyi akşamlar. Ederim. Çok memnun oldum Tuncay kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Ayşe hocama bir şey söyleyeyim. Yani bakın bu çocuklara burs verelim dediniz ya yangın şeyindeki küçük çocuklara biz vereceğiz diyorsunuz. Mesela bunu bir kampanya yapın. Bakın Manavgat'taki deyin veya Antalya'daki deyin evini şunu bunu kaybetmiş kaç tane çocuk çıkar bilmiyorum. Onun kampanyasını yapın bakın fidan dikme kampanyasının önüne geçer. Yani çok önemli bir şey. Evet. Çünkü insanların acılarını da ortadan kaldırır ve bu çocuklara da yani adam gibi bir eğitim falan verilebilir. Bu dediğiniz, senin dediğin konuda Umur kardeşim bakın köylerin içerisinde bu kadar ciddi yangınların çıkmış olmasının nedeni 1980'li yıllarda yazmışım. Bu köylerin, tatil köylerinin, maden ocaklarının, çöplüklerin, HES'lerin hiçbirisinde ki orman yangını riskini artırırlar ormana giren insanlar olduğu gibi Umur Bey'in dediği gibi yani yaylacılar da buna dahildir. Ama bakın bunların hiçbirisine ne orman yangınlarını engellemek için, riski düşürmek için eğitim verilir, ne de o köydeki evlerin veya ikinci konutların oteller yanıyor ya. Bakın 1987 senesinde Milliyet Gazetesi'nde yazılmış makaleyi göstereyim. Seminerler düzenledim Antalya'da. Dinamit gibi hepsi. Başınıza bir gün gelecek dedim geldi. Oteller de yandı. Hiçbir tedbir yok. O köy evlerinin çoğu işte samanı nereye depolayacak? Hangi malzemeyi kullanacak? Orman Genel Müdürlüğü işte köy hizmetleri falan diyorduk. İlk yapacağı iş o bütün orman içindeki yerleşim yerlerinin falan etraflarını güvence altına alacak. Yangın emniyet şeridi falan dediğimiz şeylerle. Bakın bunların işte hepsinin baskı halinde yani sivil toplum tarafından Orman Genel Müdürlüğü'nün hafızasına sokulması lazım. Ne planlarında var, ne projelerinde ne de hafızasında var.
İşte topluma düşen bu. Yani uçak bilmem ne falan, evet, bilinenleri değil. İyi. Yaptığı hataları, onun nasıl da halk tarafından ödendiğini göstermek lazım diye düşünüyorum yani. Evet. Bir rehber taslağı yazıyorum. Onu destekleyeceğiz, çoğaltacağız inşallah. Yani katkını tabii bekliyoruz. Harikasınız. Her zaman için. Evet. Her zaman için. Ayşe Hocam, Nur Hanım da söz istedi. Bir Genel Başkan Yardımcımız Nur Gerçel de söz istedi tabii hocam. Tabii ki, tabii ki. Nur Hanım, sesiniz açık. Siz kendiniz de dokunacaksınız yalnız. Kendiniz dokunun sesinizi. Kendiniz açabiliyorsunuz. Buyurun. Şimdi oldu. Evet. Bir kere çok muhteşem bir toplantı oldu. Ben çok kısa keseyim. Beni de şöyle kabul edin. Ben bir orman bölgesi içinde, Trakya tarafında, Strange Ormanları'nın başlangıç noktasında 30 senedir bir evde yaşıyorum. Yani yarı orman köylüsüyüm diyebilirim. Çünkü demin bir orman köylüsü terimi kullanıldı. Bu çok önemli. Ve burada şöyle bilinçlendirme, eğitim verme derken tabii bu zenginliklerin, bu varlığın çıkış noktası orman köylüler, köyden çıkış noktası. Fakat en zayıf, en burada orman şefliği de var. Fakat donanımsız, itfaiyesi bile yok ki çok yazık bir olay. Müthiş bir meşe ormanlarının bulunduğu ve değişik bir endemik bitkilerin bulunduğu bir ortamda yaşıyorum. Ben köylülerle çok görüşmeler yaptım. Hatta bir dernek kurmak istedim onları bilinçlendirmek için. Çeşitli bu konularda eğitim verilsin diye çaba sarf ettim ama başaramadım. Buradaki çıkış noktası ve yapılması gereken bence önce köylülerin eğitilmesidir. Çünkü bir yangın çıktığı zaman, ki benim bahçemde ufak bir yangın çıktı geçen sene. Burada şöyle bir uygulama yapılmış. Gönüllü itfaiye grubu var. Yani köylünün kendisinin organize olduğu anında gelip söndürmeye çalıştı. İtfaiye şeyin de yok, herhangi bir arabası. Ama hemen olayın içine giriyorlar. İtfaiye gelene kadar böyle bir minik bir organizasyonları var. Bunun ötesi şöyle de düşünüyorum. Çok ileri bir düşünce bakın. Çok ileri bir etkinlik o. Yani gönüllü yani, olarak bir itfaiye ekibinin kurulmuş olması. Evet, çok önemli. Yani bunu çok yaygınlaştırmak lazım. Eğitim alıyorlar. Yani bunu kendi başlarına yapmıyorlar. İtfaiye onlara eğitim veriyor. Ayrıca da şöyle bir şey var. Bu ormanı tanımak, bitki örtülerini tanımak, dönem, hangi dönemde hangi bitki çıkar, nasıl onların korunması gerektiği, yani olayı bir yangın olarak düşünmemek gerekiyor. Baştan onlara sahip olmak, yani o zenginliğin kendi bünyelerinde varlığını hissettirtmek önemli. Bu eksik bence köylülerde. Bunun için de ben bir yerde okumuştum, Fransa'da gençleri eğitiyorlarmış orman müdürlükleri ve bakanlığı ve turistik rehber, yani orman rehberi yapıyorlarmış. Bu orman rehberleri kim giderse gitsin ormanı gezerken, dolaşırken herhangi bir bitki ellerini bile sürdürtmüyorlarmış. Çünkü onları zedelememek önemli. Hangi dönemde nasıl koparılacak, hangi dönemde hangi bitki çıkar gibi gibi. Yani her şeyin başlangıç noktasının köy olması gerekiyor ve tabii ki eğitim olması gerekiyor. Yani böyle bir proje, demin Gökhan arkadaşımız da bahsetmişti. Bu, ben ona, yani onun projesine böyle bir ekleme yapmak istedim. Daha çok şeyler söyleyebilirim ama çok da teşekkür ediyorum. Yani bir küçücük bir uygulamadan bahsetmek istedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşte bakın, bütün bunlar işte her bir şeye uyumlu toplum haline gelmenin bileşenleridir. Yani işte rehberliği öğretirsiniz, yangınlarla nasıl diye davranılacak onu öğretirsiniz falan. İşte böylece bütüncül bir çözüm önerisi ortaya çıkar. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, sizi çok yorduk Tuncay Hocam ama. Estağfurullah, estağfurullah. Evet, şimdi söz alıyoruz değil mi? Birlikte çalışacağız daha küçük gruplar olarak. Herkesin size sunacağımız çok... Söz veriyorum efendim.
Evet, size soracağımız epey sorumuz var. Onları hani daha küçük gruplarla hayata geçirmek için soralım diye düşünüyorum. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kutluyoruz daha doğrusu sizi. Siz de bu ülke için bu akşam emek verdiniz. Sizi dinlemek için. Bir reklam yapayım. Yarın akşam da şeyde, ne o? Habertürk'te saat 23'te programa çıkacağım. Orada ilginç şeyler söyleyeceğim öyle yalnız. Evet, farklı orman yangınlarıyla ilgili. Bizim de yönetim kurulumuz var. O saate bitiririz. Oradan çıkar sizi dinlemeye geliriz. Tamam. Sizi canlı yürekten kutluyoruz. Önerilerinizi hayata geçirmek üzere yola çıktık bir kere. Sevgili konuklarımızı, şube başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerini, diğer üyelerimizi, gönüllülerimizi, gençleri, herkesi kucaklıyoruz uzaktan. Tabii pandemi de bitmiş değil. Bir taraftan pandemiyle de mücadele ediyoruz. Gündemimize yangın gireli biraz pandemi konuşmaz olduk kendi aramızda. Ama 100'e yakın ölen vatandaşımız var her gün neredeyse. Pandemiyi de unutmayalım. Aşı olalım muhakkak. Maske, mesafe, temizlik zaten çağdaş insanların hep hayatında var. Ama biz bunları çevremize anlatmayı unutmayalım. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi geceler. İyi geceler efendim. Herkese çok teşekkür ederim.